360 ekranlarından yeni nesil yayıncıların adresinden Maksat Yarışmak Olsun programından herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarım Mithat Ayberk, Simay ve Buse ile birlikte efendim bugün Bakırköy'deyiz. Sorularım hazır, market çeklerim her zaman olduğu gibi hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. İçinde bir hanımefendi var. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Nur. Nur Hanımcığım. Evet. Ne yapmaya çıktınız dışarıya? Efendim? Ne yapmaya çıktınız dışarı? Arkadaş ziyaretine geldim ben buraya. Hı hı. Bayağıdır görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Hı hı. Özledik birbirlerimizi. Tabii malum koronadan yüzden... dolayı kapandık aynen. Evlere. Evet, evet. Aynen öyle. Peki kaç yıllık bir arkadaşlık? 2 senelik. 2 senelik. Hı-hı. Peki görüştünüz, eve mi dönüyorsunuz, görüşmeye mi gidiyorsunuz? Görüşmeye gidiyorum, kendisini görmeye gidiyorum. Şimdi anlatacaksınız onu da programa katıldım diye. Aynen evet. Şaşırır o da. Aynen. Biraz çok heyecanlıyım bu arada, kusura bakmayın. Estağfurullah. Kendim de Oğlak Burcu'yum ama Oğlak Burcu'nda tabii memnun değilim. Aşırı duygusal bir burç. Hı-hı. Zaten ikizler, akrep, koçu hiç sevmem. Aa, ben akrep burcuyum. Öyle mi? Evet, sevmem işte de hanımefendi. Ya akrep burcu biraz ne bileyim sokar gibi geliyor bana. Vallahi hiç değil. Bence o biraz insanlarla alakalı. Doğru yani, söylüyorsun. Çünkü o zaman düşünseniz 12 tip insan olur dünyada. Aynen öyle. Ya da 11 tip mi? Kaç taneydi onu da şu an karıştırdım. 11 tane galiba. Evet. Peki efendim, nerelisiniz? Ben Erzincanlıyım. Erzincan. Gidiyor musunuz memlekete? Bu sene gitmiştim annemden dolayı. Annem yoğun bakımda yattı. Bayağı bir rahatsızlandı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ne rahatsızlığı ederim. Vardı? Hemen Mehmet Ali Erbil'in yakalandığı bir rahatsızlıktı onun da. Efendim? Mehmet Ali Erbil'in bir rahatsızlığı vardı. Aha. Onun rahatsızlığında bir rahatsızlıktı. Aha. Ama çok şükür yani. İyi mi şimdi? Kurtuldu, atlattı. İyi, çok şükür. Şu an evde tabii ki biraz sporlar yapıyor kendisi, hareket içerisinde. Doktor tavsiyesi 2 sene anca toparlayabilir kendini ama tabii ki o hastalık biraz uzun sürebilir. Peki. Aynen. İnşallah en kısa sürede, tez zamanda toparlanır annemiz. İnşallah Allah tüm hastalara şifa versin. Aynen öyle, amin efendim. Allah tüm hastalarımıza şifa amin. Versin. Hayatımda hiç aklıma gelmezdi bir gün böyle maskeyle dolaşacağımızı. Kesinlikle ölümü düşünüyordum ama maskeyle gezmeye inan ki hiç aklıma aynen gelmiyordu. Aynen öyle, filmlerde olurdu böyle evet, maskeli evet, insanlar. Evet, yani artık sıkıldım, bunaldım diyebilirim. Evet, inşallah geçer efendim. Yalnız değilsiniz, tüm dünyada i̇nşallah. Aynı durum söz konusu. İnşallah. Hadi yarışmaya geçelim. İlk sorum geliyor hazırsanız. Artistik patinaj hangi spor dalına ait bir alandır? Artistik. Artistik patinaj. Hangi spor dalında olur? Hangi spor? Böyle şık şık kıyafetler giyerler. Manken. Ne? Manken. Mankenlik spor değil. Spor. Pardon. Spor olarak. Böyle şık şık kıyafetler giyerler. Böyle şıkırtılı, soğuk bir zemin üzerinde olurlar. Bale şey miydi, neydi? Balerin? Balerin değil mi? Balerinler soğuk bir zeminde olmazlar. Bunlar böyle ekstra soğuk bir zeminde spor yapıyorlar. Buzlu zemin. Ne? Buz. Buz nesi? Zemin. Hayır, bir spor soruyorum. Buz nesi var spor olarak? Ya olarak tam dilim dönmüyor ama biraz yardımcı olursanız sevinirim. Ay çok yardım ettim oysa ki. Çok üzülerek, zor soru soruldu sanırım, hiç bilmediğim bir alan. Üzülerek doğru cevap veriyorum. Buz pateni olacak. Buz pateni evet. Çok üzgünüm efendim. Hanımefendiye üzülerek uğurluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Zaten şansım yoktu. Öyle demeyin, öyle demeyin. Hoşçakalın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Beyefendinin böyle yüksek bir enerjisi var. Öyle hissediyorum. Yani. Gözlerinizin içi gidiyor. Allah aldatmasın. Teşekkür ederim. Sizlerin de öyle olsun. Teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ayhan ismim. Ayhan Bey. Kamuda çalışıyorum. Kamuda ne işle meşgulsünüz? Teknik servis. Teknik servis. Kolaylıklar dileyelim. Teşekkür Kaç ederim. Yılınızı verdiniz kamuya? Yani şu an... Ben Bahar'ım. 8 yıl. Bir teyzem geldi. Merhabalar. Durun. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Tamam. Şöyle yapalım teyzeciğim. Ben yarışmacımla yarışayım. Sonra sizle yarışalım. Anlaştık mı? Biz gidiyoruz diyor. Teyzeyle ilgilenelim arkadaşlar. 2 dakika. Arkadaşlarım yardımcı olacak size. Peki efendim. Kamuda kaç yılınızı verdiniz? 7 yıl. 7 yıl oldu. 7 yıl oldu efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Diyelim. Yani 7 yıl epey de olmuş aslında evet. Ama. Peki. Genel kültürünüz iyi midir Ayhan Bey? İyi. Yarışalım Vallahi, mı? Yarışalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi geliyor ilk sorum size, o da şu.
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısına ne ad verilir? İskelet. İskelet doğru cevap geliyor alkışlar efendim. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Ne güzel dik de duruyorsunuz siz. Evet. Ben artık biraz böyle bak Mithat abi de şimdi uyarınca dik duruyor bütün ekip. Böyle duruyoruz ister istemez. Karın kaslarımız mı kuvvetli değil bizim? Böyle dik duramıyorum ben de. Kaptırıyorum böyle öne eğilerek de konuşuyorum ya bir de. Doğru. Şöyle ben de dik durayım. Geçiyorum ikinci soruya. Mesleklerini yapmaya başlamadan önce kimler Hipokrat yemini eder? Doktorlar. Doktorlarımız efendim geliyor alkışlar. Tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimizi yollayalım efendim. Evet. Fedakarca çalıştıkları için onlar da. Tedbirlerinizi alıyor musunuz? Tabii mutlaka. Almaya devam. Aynen. Maskeli zaten beyefendi de. Biz de maskesizlerle yarışmıyoruz efendim. Tedbirimizi alıyoruz, mesafemizi koruyoruz. Son sorum da şu. Trabzon'u Osmanlı topraklarına hangi padişah katmıştır? Hangi padişah? Kim olabilir? Fatih desem. Fatih tümünü istesem. Fatih buyurun. Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet doğru cevap efendim. Tebrik ediyorum. 3-3 yaptınız. Nereliydiniz? Tunceli. Tunceli. Peki Tunceli'den gelmedi. Trabzon'dan geldi soru ama olsun. Maksat yarışmak nihayetinde kazandınız. Nasıl geçti yarışma? Güzel. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Benim sizler için bir maksat de, yarışmak olsun diye. Sizler de ekip olarak herkese teşekkür ediyorum. Bakırköy'ümüze hoş geldiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Beyefendiye rica ettim. Geldi beni kırmadı. Yarışmaya katıldı. Çünkü Mithat abicim, Ayberk'cim hep kenardan beyefendi sorulara doğru cevap veriyor. Görüyorum böyle. Benim de bakış açımdaydı. Dedim gelin yarışalım. Vallahi ne güzel. Genel kültürünüz geniş epey. Yarışmaları seviyorum. Mikrofon çok. Şöyle ağzımda. Yarışmaları çok seviyorum. Hep takip ediyorum. Ne böyle, güzel ama. Yarışmaları izlerken bir genel kültürünüz. Genel kültür oluşuyor tabii. Doğru. Oluşmuş. Peki sizin isminiz nedir efendim? Ahmet Demirel. Ahmet Bey bizimle. Ahmet Beyciğim ne yapmaya çıktınız dışarıya? Hava alma. Mikrofonu gezme. Ağzımıza tutalım. Dışarı gezmeye çıktım açık havada. Peki iyi yapmışsınız. Nasıl geçiyor günler? İyi, sıkıntılı biraz ama yine de buna da şükür. Geçecek inşallah efendim tabii, bu süreçte. Tabii. Peki hazırsanız ilk sorum geliyor. Ahmet Beyciğim mikrofonu şöyle tutalım. Arkadaşlarım uyarıyor, sesiniz gelmiyor çünkü. İlk sorum şu. Tıkır tıkır olması gerektiği gibi ilerleyen planların ne gibi işlediği söylenir? Su gibi. Başka? Tıkır tıkır. Bir daha söyler misiniz? Tıkır tıkır olması gerektiği gibi ilerleyen planların ne gibi işlediği? Olumlu. Yok, yönde. Bir şey gibi işliyor deriz. Tıkır tıkır. Ne gibi işliyor su deriz? Su gibi, saat gibi. Saat gibi doğru cevap efendim. Geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci sorum şu. Üzerimde çok emeğiniz var dediğimiz birinin mesleği muhtemelen nedir? Anneliktir. Başka? Meslek olarak meslek soruyorum. Meslek olarak çocuk bakıcılığı. Değil, meslek olarak. Beyefendi heyecanlandı resmen kamera karşısına geçince. Meslek olarak ne olabilir? Ne olabilir bir dakika. Çocuk bakıcısı. Değil, başka? Kim anne, olabilir? Çocuk bakıcısı. Şimdi annelik öğretmen. Meslek, öğretmen doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. İkinci soru da geride kalıyor. Son sorum da şu. Bardacık, göven, üryani adında türleri olan meyve hangisidir? Bir daha söyler misin? Bardacık, göven, üryani adında olan türleri. Hangi meyvenin böyle türleri var? Hatta Malta'da bunun bir türü. Erik. Erik doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Beyefendi 3-3 yapıyor. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Yanımda bir beyefendi var. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Mersi. Sizi tanıyalım. Remzi Uğur. Remzi Beyciğim bizimle ne yapmaya çıktınız bugün dışarıya? Gezmeye çıktım. Gezmeye? Nereleri gezeceksiniz? Caddebostan. Bağdat Caddesi. Bağdat Caddesi. Tabii evet. Sahil havası. Evet. Deniz havası. Deniz havası. Peki buralarda mı oturuyorsunuz? Kartal'da oturuyorum ben. Kartal'dan geldik. Bugün evet. Caddeyi özlediniz o özledim zaman siz. Özledim evet. Peki şahane, şanslısınız. Kartal'da da çok güzel sahil var.
eşitlik olsun diye geldim. İyi yaptınız efendim, iyi yaptınız. Çalışıyor musunuz, emekli misiniz? Çalışıyorum şu an. Ne işle meşgulsünüz? Kendim garsonum efendim. Efendim? Garsonum. Garsonluk yapıyorsunuz, şahane. Valla ben her seferinde şunu söylüyorum, böyle garson olduğu zaman yarışmacılarım. Garsonlar bence çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Çünkü işletmeyle müşteri arasındaki köprü sizsiniz. Evet. Ve zaman zaman böyle işletmecilerle de yarışıyoruz. Ve diyorlar ki şu an en büyük sıkıntımız iyi garsonlar bulamamak. Çünkü alttan yetişmemeye başladı. Evet. Eskisi gibi donanımlı ve bilgili garsonlar diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Doğrudur efendim. Değil doğrudur. Mi? Benim için mesela en önemli şeylerden bir tanesi şu, babam için de öyledir keza. Biz böyle sürekli aynı yerlere gitmeyi seven insanlarız. Ve işte hoş geldiniz Murat Bey, hoş geldiniz demeleri bile insanın hoşuna gidiyor ve oraya daha böyle bir bağlı hissediyor. Kendi aileden biri gibi güler yüz hissediyor. O güler yüz en önemlisi bence de. Bir de şuna ben çok böyle zaman zaman buzulabiliyorum. Şimdi bir sipariş alıyorlar. Evet. Sözüm meclisten dışarı. Siparişi söylüyorsunuz, söylüyorsunuz. Ama o sırada fark ediyorsunuz zaten. Tam olarak size konsantre değiller. Gidiyorlar. Sonra tekrar geliyorlar. Siparişi bir daha tekrarlar mısınız diye. Olmaz öyle. Şimdi tabii ki hepimiz insanız. Zaman zaman hatalar oluyor ama o an zaten onun sizi dinlemediğini bilerek o siparişi veriyorsunuz. Ya da sipariş yanlış geliyor. Olabilir. Yani halbuki o an 2 dakika dinlense değil mi? Evet. Doğru sipariş alınsa. Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz siz? 32 senedir. 32 sene efendim, yani şimdi hakikaten yeni jenerasyonla sizleri kıyaslamak mümkün değil. Patronlar sizi bulduğu için çok şanslı, onu söyleyeyim. Evet. Geçelim mi sorulara? Geçelim. İlk sorum geliyor. Geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek anlatan bilim dalı hangisidir? Geçmiş. Biz okullarda da görürüz o dersi. O ne dersidir? Tarih. Tarih doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. En sevdiğiniz ders hangisi? Coğrafya. Coğrafya. Peki efendim. Benim de coğrafyam pek iyi değildir biliyor musunuz? Hala böyle arada bir... Çok seversin portakal. Hala arada bir böyle haritaları falan açıp bakarım ki ben de hani ne neredeydi tam oturtayım zaman zaman. Çünkü yarışmacılarıma da yardımlarda bulunuyorum. Doğru yönlendirme yapayım diye. Peki, öğrenmenin yaşı yok. Devam ediyorum ikinci soruyla. İkinci sorum şu. Armut piş ağzıma düş deyimi genellikle insanlardaki hangi karakter özelliğini belirtmek için kullanılır? Bu insanlar nasıl insanlardır? Tembel insanlar. Tembel, doğru cevap efendim. Geliyor alkışlar. Vallahi tembellerden bir şey olmaz derler. Doğru bence. Doğru efendim. Doğru. Çalışıp tırnaklarımızla kazımamız gerekiyor. Kimse bizim önümüze bir şey sunmuyor öyle altın maalesef, tepsilerde. Maalesef. Peki. Son soruya geçiyorum Recep. Son sorumu iyi dinle, sana da soracağım. Amasya'nın plaka kodu nedir? 05. 05, helal olsun. Beyefendi direkt verdi cevabı. Plaka kodlarını ezbere bilir misiniz? Genelde. Şahane, nerelisiniz? Diyarbakırlıyım. Diyarbakır yoluna ale. Hadi bir kuple söyleyin de öyle uğurlayayım size. Diyarbakır yoluna ale, Diyarbakır yoluna. Düştüm senin toruna ale, düştüm senin toruna. Delalem, 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 delalemin. Tebrik ediyorum efendim. Şöyle market çekimi takdim edeyim, renk kattınız. Teşekkür ediyorum, kendinize sağ olun. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, sağ olun, iyi günler. Evet efendim, bir beyefendi var yanımda. Nasılsınız? Çok teşekkür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Buyurun. İsim nedir? Vedat. Vedat Beyciğim, ne yapmaya çıktınız dışarı? Biraz dolaşma, emekliyim. Biraz İyi yaptınız. Dolaşıyorum. Peki, böyle nerelere bakacaksınız, nereleri dolaşacaksınız? Valla biraz Üsküdar Meydanı'na gideceğim. Ondan sonra Kuzguncu'ya gideceğim, deniz kenarında bir çay içeceğim. Ne güzel, Kuzguncu. Emekliliğin tadını çıkarıyor. İyi yapıyorsunuz efendim. Ne emeklisisiniz? Kendi işim vardı. Kendi iş sahibiydim. Neyle ilgiliydi? Gömlek, tekstil gömlek üzerine. Gömlek, tekstil, harikaydı. 40 sene çalıştık, yeter artık. Yeter artık, hayatın tadını çıkarma tabii, zamanı. Tabii.
ikinci bahar zamanı diyebiliriz tabii, bir nevi. Tabii. Buyurun. Peki sorularım geliyor hazırsanız. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor dizelerinin geçtiği türkü hangi isim için yakılmıştır? Oo, müzikle ilgili hiç bilgim nasıldı yok. Nasıldı o türkü bir söyleyin. Nasıl? O türkü nasıldı? Müzikle bir şeyim yok. Hiç duymadınız mı? Yok, sarı yok. Saçlarını yok. Deli gönlüme. Duydum da yani pek... Eyvah eyvah peki üzülerek doğru cevabı veriyorum kopya yok. Mihriban doğru cevaptı efendim. Mihriban beyefendi hemen çünkü bilmiyorum aram yok dedi şu anda da gidiyor. Hoşçakalın görüşmek ederim. Üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz sağ olun. Teşekkür ederim. İsminiz nedir? Ferhat. Efendim? Ferhat. Ferhat Bey ne yapmaya çıktınız dışarı? Gezmeye, havalmaya çıktık. İyi yaptınız Ferhat. Gerçi benim kronik hastasıyım. Bize şey çıktı, bilin çıktı. Daha önceden pazar günleri çıkıyorduk. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız kaldırdı bu yasakları. Her gün çıkıyoruz işte sabah, peki, akşam, 8'e. Peki, bir hava almaya. Tabii. Harikulade. Tabii, hazır tabii. Mısınız efendim? Gelsin hazır. Sorularım. Tabii gelsin. Efendim. İlk sorum şudur size. Geçim sağlayacak bir iş bulmak ve para kazanmak kolay değildir anlamındaki sözde. Ekmeğin neyin ağzında olduğu söylenir? Ekmeğin aslanın ağzında olduğu söylenir. Aslan doğru cevap geliyor alkışa kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Geçiyorum ikinci soruya. Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yerlere ne ad verilir? Gök cisimlerini inceleyen yerlere... Tamam, heyecanlanmayalım. Bilim insanları olabilir mi? Hayır, oraya ne ad verilir? Mesela depremi neresi ölçer? Depremi... Şiddetine, bir şey verilerine göre denir. Kandilli. Kandilli rasathanesi. Rasathane doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar kocaman. Ve son soruya geçiyorum. Evet. Tarihte Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler hangi ülke sınırları içindedir? Metin Orhun Anıtları. Hangi ülkenin sınırları içerisinde olabilir? Ülke, tarihte ilk Türk adının geçtiği metinler. Türk adının geçtiği metinler. Türkmenistan olabilir değil mi? Değil. Afganistan. Değil. Ne olabilir başka? Doğu Türkistan olabilir mi? Değil efendim. Üzülerek doğru cevabı veriyorum. Moğolistan olacaktı. Olsun maksat yarışmak diyorum. Beyefendiyi uğurluyorum. Genç bir arkadaşım benimle ama ne oldu Mithat abi bir bana sor. Kopya teşkilatı iş başında. Orada durun kopya verin falan dediler. Ben kül yutmaz, göz açtırmam deyip arkama asıyorlarmış benim de Mithat abi. Peki seni tanıyalım hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Adım Kerem. Kerem. Evet. Nasılsın Kerem? İyi diyelim iyi olalım. Teşekkür ederim sizleri sormadı. Ben de iyiyim vallahi işte işimizin başındayız. Evet, evet. Ekmeğimizin sizin de çok peşindeyiz vallahi. Herkes kadar diyelim. Aynen. Ne yapmaya geldin bugün dışarıya? Ya buraya gezmeye geldim. Nereleri yani, gezeceksin? Ya, buralara gezmeye geldim işte öyle görmeye geldim. Sahil hava sağlığı. Hiç Kız Kulesi'ne gittin mi? Yok daha gidemedim. İnşallah. Gideceğim ama inşallah. İnşallah gidersin en kısa zamanda. Hakikaten İstanbul'un incisi evet, Kız Kulesi evet. Diyoruz. Gitmeyi çok istiyorum. Görmüştüm ama gidemedim daha. Peki. Gideceğim inşallah. İnşallah gidersin. Okuyor musun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Okumayı bıraktım. Ne işle meşgulsun? Mağaza personeli yapıyorum. Sizin diyeyim. De işiniz evet. Zor ama. Hele ki bu süreçte. Şu yani an iş başladı mı? Evet. İşler 3 katına çıktı. Öyle diyeyim. Yani sektör en yoğun olan bizim sektör şu an. Şu anda ona herkes... Rağmen... Yani evet. Alışveriş merkezlerine, mağazalara daha doğrusu evet. Girenler çok mu? Evet. Yaşamımı idame ettirmeye çalışıyorum işte o şekilde. Spora gidiyorum işte, gezmeye çalışıyorum öyle. Ama eminim tedbirlerini alarak evet, bir şey tedbirlerimi çok alıyorum evet. Aşırı peki. Şekilde. Harikulade. İlk sorum geliyor Kerem. Peki, arkadaşlarım da destekliyor. Bir destek alkışı alalım o zaman destek Kerem. Alkışı. Öyle başlayalım. Tamam. Kim bu arada kendileri? Kendileri ilkokul arkadaşım. İlkokul evet. Arkadaş. Kaç yıllık bir arkadaşlık yani? 9-10 seneyi buluyor. Maşallah ne güzel efendim. Evet. İlk sorum şu. Bir zarın tüm yüzeylerindeki sayıların toplamı kaç eder?
Hemen söylüyorum. 21. 21 doğru cevap geliyor arkadaşlar. Evet. Tavlada iyi misin? Ya iyiyim diyelim, öyle olsun. İyi diyelim. Çünkü iki zarın eşdeğer zarının 7 olduğu için 3 ile çarptım 21'i buldum. Peki öyle. Hemen matematiğimiz iyi bu arada. Evet, onu şu teşekkür an anladım. Hemen eşdeğerler, işte bilmem neler, hesaplar, kitaplar devreye girmiş. Aha. İkinci sorum şu. Peki. Efes antik kenti hangi ilimizdedir? Çanakkale. Değil. Değil. Efes antik İzmir. Kenti. İzmir doğru cevap geliyor arkadaşlar. Hiç İzmir'e gittin mi? Yok, gidemedim oraya da. Gidersen evet. Burayı da gez bak. Çok tamamdır. Güzeldir. Söyleyeyim tamamdır. Efendim. Biraz böyle yolu şey yukarı doğru aldım. Böyle bir tırmanıyorsunuz ama çok güzeldir. Gitmeye hakikaten çalışacağım. Bambaşka bir yere giriyorsunuz. Bambaşka bir dünya. Hadi son soru. Son soru bakalım. Alıyoruz diyorlar bak oradan. Senden daha iddialılar. Evet. Ben son soru sana daha çok güveniyorlar. İşte. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Bakalım ne olur. Son sorum şu. Hastane ve benzeri yerlerin laboratuvarlarında çalışan kimselere ne ad verilir? Doktor. Değil. Kopya yok. Evet. L harfiyle başlıyor. Böyle adları yine böyle laboratuvara benzeyen bir adları var. Yanlış kopya aldım galiba. Nalbur falan diyorlar da işte. Yok. Nalbur olmaz yani. Nalbur bayağı seni sevmeyen biri söylemiş. Sana söyleyeyim. Nalbur nedir ya? Nalbur. Biraz daha ipucu alabilir miyim? Bak ama çok ipucu vermiş oldum biliyor musun? Adı evet. Laboratuvara benzeyen bir at diyorum. N ile başlıyordu değil mi? Lüleburgaz'ın L'si ile. Lüleburgaz'ın L'si. Üzülerek doğru cevap veriyorum çünkü kopya geldi. Evet. Laborant olacaktı sevgili seyirciler. Laborant. Evet. Hiç unutmazsın bence. Evet bu ağır oldu, unutmam bunu. Olsun yani... ama enerjin, neşen daim olsun. Teşekkür ederim. Bir daha ederim. Karşılaşırsak yine yarış olma anlaştık. Teşekkür ederim. Anlaştık. Belki bir dahakine. Hoşça kal, görüşürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bizi bir süredir bekliyor beyefendi. Vallahi hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ne demek? Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. Ben Emrullah. 20 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Doğduğum bir yeri İstanbul'dayım. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Ne okuyorsun? Ben şu anda açık öğretim öğrencisiyim. Tamam, normal. Bölümün ne? Bölüm yok. Şu anda lise üzerinde okuyorum. Liseyi bitiriyoruz. Aynen. Evet. Tamamdır. Peki nerede çalışıyorsun? Ne şu anda bizim iş yerimiz var. Kendi esnafız. Bir mahalle arasında bir esnaf dükkanımız var. Orada işletmede babama yardımcı oluyorum. Şahane. Peki dükkanınız gıda üzerine mi yoksa eşya? Gıda üzerine. Gıda üzerine. Aynen. Harikulade. Satışlar bu sürede iyidir koronada. Yani herhalde. Biraz herkes iyi oluyor. Böyle biraz evet stokçuluk yaptı vallahi. Oluyor. Yapmayın dediler ama yapıldı. Oluyor. İnsan ister istemez evde kalanlar yiyor yani. Vallahi aldın mı kilo? Aldım, bayağı aldım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben vermiştim sevgili seyirciler. Hatta 4 kilo falan vermiştim. Ama şu son bir ayda verdiklerimin 3'ünü geri aldım. Ben 6 aldım. Kaldı 1. Kaldı son 1. Onu tutmaya çalışıyorum. Simay, Simay gülüyor bana orada. Bir şey yiyor muyum ama sor. Yemiyorum. Sürekli çay içiyorum, su içiyorum, ılık bir şeyler içiyorum. Dikkat ediyorum. Zayıflayacağım. Çünkü beni görenler de... Bir şey söyleyeceğim, dürüst ol. Az önce de bir hanımefendi dedi ki... Ekranda daha kilolu görünüyorsun. Aslında zayıfmışsın dedi. Ben daha ne yapayım bilmiyorum. Zaten bana. Normalde de zayıfsınız ya. Ekran hep aldatma. Ekran hep aldatma diyor. Bak nasıl da biliyor bizim işleri. 5 kilo koyuyor en az merceklerden. Evet. Vallahi öyle değilim sevgili seyirciler. Geçiyorum ilk soruna. Hadi yemekten konuştuk, yemekten geliyor sorun. Tam tümü yiyip yanınızda götürmek üzere cezerye alıyorsanız muhtemelen hangi şehirdesinizdir? Tantunis nerenin meşhur? Bakma etrafa. Tantuni. Cezerye. Cezerye de böyle. Ya dilimin ucunda şehir. Manisa'nın M'siyle başlıyor. Manisa değil. çok yakın ya. Mersin Tantuni. Mersin doğru. Herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine değil mi? Bunu hala ezberleyemedim. Yanlış söylüyor olabilirim. Bu doğrusu değil mi? Tamam. Peki Mersin'de gerçekten tantuniye ben bayılırım. Seviyor musun Mithat abi? Evet. Simay da böyle böyle yapıyor. Var mı bildiğin yer? Yiyelim diyor da. Tamam bulurum diyor. Peki sen sever misin? Ben tantuni ayran çok severim ya. Zaten tantuni ayran gerisi ayran. Yalan ya. Evet vallahi tantuni ayran gerisi yalan dedi. Sevgili Lokman Dağı ile bizim evlerimiz benzer bir ana alter yoldan geçiyor. Lokman'la eve dönerken geçtiğimiz kış aylarında bir böyle yerler keşfettik, lezzet durakları.
trafik olunca hemen oradan bir paket alıp yiyerek gidiyorduk. Tantun deyince de lokman aklıma geldi, selam olsun. Lokman Dağı da burada. İkinci sorum şu. Seni göstermeyen kalın kadın çorapları hangi isimle anılır? Diz altı çorap. Bak, seni hiç göstermiyor. Diz altı, diz üstü diye. Evet. Şimdi bir böyle ince çoraplar vardır. Bir de kalın, mesela ben siyah giyerim, simsiyah böyle kalın. Sadece siyah görürsün, hiç tenimin rengini göremezsin. O çoraplara bir şey çorap deniyor. Ne olabilir? Hanımlar biliyordur ekran başında. Ama şimdi bu da erkeğe sorulmayacak bir soru gibi geldi. Ne yapayım, şansıma geldi. Ne desem, düşünüyorum şöyle, tahmin ediyorum. Hani elastik Ordu'nun çorap olan. Ordu'nun oğusuyla başlıyor. Ne olabilir? Ordu'nun oğusuyla. Ortopedik çorap olamaz. Ortopedik çorap değil. Bilemedim ya. Söyleyeyim mi doğru cevabı? Söylemeyin ya. Söylemem. Ordu'nun oğusuyla başladım. Kopya yok, hanımlar biliyordur. Söylemiyorlardır, sağ olun efendim. Biraz yardımcı olsaydınız. Ne olabilir? Hadi İkinci bir harf de alsam. Hadi verdim gitti. Paris'in P'si. Hop. Bulamadım. Opak olacaktı. Opak çoraptı. Olsun, maksat yarışmaktı. Evet, bir renk kattın, tanışmış olduk. Evet. Tekrar denk gelirsek yarışalım, anlaştık İnşallah. Mı? Görüşürüz, hoşçakal diyorum. Hanımefendinin gözleri tütütütü maşallah. Yeşil değil mi? Evet. Yeşil mavi gibi böyle. Mikrofonu bir parça yakınlaştırmanızı rica edeceğim. İsmin adı nedir? Buket. Buket Hanım. Evet. Doğru mudur? Vallahi maşallahınız var. Teşekkür Kaç yaşındasınız efendim? 26. 26 harikulade. Okul bitti mi? Öğretmenim ben. Öğretmeniniz evet. Ne güzel. Bugün öğretmenlerle efendim yolumuz kesişiyor. Ne öğretmeniniz? Coğrafya. Öğretmenim nasıl geçiyor günler? Neler yapıyorsunuz? Arada bir derse tekrar etmeye çalışıyoruz. Bayağı uzun zamandır hani çocuklardan ayrı kaldık. Onun dışında pek yapacak bir şey yok. Hep evdeyiz karantinadan dolayı. Boş boş duruyoruz. Karantina gerçekten. Sürecinde vaktinizi nasıl değerlendirdiniz? Kitap, belgesellerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Hani coğrafya çünkü biraz kendini geliştirmen gereken bir bilim dalı olduğu Aha. için aktif olarak öğrenmen lazım. O şekilde değerlendiriyoruz. Vallahi şahanesiniz. Ben de keşke böyle bir vakit bulsam da o coğrafya kitaplarını tekrar en baştan İnşallah açsam. İnşallah olur. Çünkü sonuçta içinde yaşadığımız şeyi bilmemiz gerekiyor. Evet, çok sonuçta temel bir bilim. Ama şu an böyle tabii ki birkaç şey benim aklımda. Mesela öğretmenime şey dermişim, tombola nedir falan diye. Bu aklımda olanlardan bir tanesiydi. Bakalım sorularınıza ne var, neler gelecek. Başlayalım mı? Evet. Olur. İlk sorum şu. Eskiden neredeyse tüm hastanelerin duvarlarında asılı olan fotoğrafta sus işareti yapan kişinin mesleği neydi? Hemşire. Hemşire, doğru cevap geliyor alkışlar kocaman efendim. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Bu arada sizin aracılığınızla da efendim tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Hakikaten evet. Bu süreçte çok fedakarca çalıştılar. Onlar olmasa belki bu kadar hızlı bir şekilde, bu kadar kısa sürede bu kadar yol alınamayabilirdi. Başka ülkelerin durumunu görüyoruz, malumunuz. İkinci sorum şu öğretmenim. Kalenin bedenleri, türküsünde geçen beden kelimesiyle kalenin neresi kastedilmektedir? Sur, giriş. Yani sur ne mesela? Ne diyoruz biz o? Duvar. Tamam, sur ne? Duvar. Duvar, doğru cevap geliyor alkışlar. Koy verin giden nedir? Şinanay yavrum, şinanay nay. Çok da severim o türküyü. Bilir misiniz? Pek bilmiyorum ya. Bilmiyorsunuz. Nerelisiniz? Annem Sakarya'da, babam Zonguldaklı. Sizin oralarda yok mu türküler? Ya aslında var şu anda. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Heyecandan anlatacak şey yok. Peki. Öğretmenim son sorum da şu. Kurban Bayramı'na özel olarak pişirilen yemeklerden biri olan hakırdak hangi yöremize aittir? Hakırdak. Hakırdak. Sizin oralar değil. Hakkari. Değil. Hiç H ile başlamıyor adı. Adında hiç H yok. Hiç yok. Hangi bölgede? Coğrafi. Coğrafi olarak öğretmenim soruyor hangi bölgede diye. Bir dakika, öyle cevap vermemeliyim size. Yemeklerle aranız nasıl? Pek yok. Yöresel. Mesela pastırma desen. Kayseri. Kayseri doğru cevaptı. Geliyor arkadaşlar. Direkt bölgeyi söyleyip öğretmenime çok yardım etmek istemiyorum ama bu galiba daha büyük bir kopya vermiş oldum Mithat abi şu anda. Olsun öğretmenim. Maksat yarışmaktı. Market çekimi vereyim. Ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok heyecanlı. Kalabalık biraz. Evet, sınıftaki arkasını gibi olmuyor. 40 kişiye ders anlatıyorsa ama buradakiler hiç benzemiyor. Peki. Olsun öğretmenim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
yarışma kolsunun bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Gözünüzü 360 ekranlarından ayırmayın.